Konuğumuz eski Sultanbeyli Belediye Başkanımız Ali Nabi Koçak, Profesör Doktor Candemir Doğan. Hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Ben hemen sizden başlamak isterim Mustafa Hocam. Özellikle derin Türkiye'nin biraz izlerini kurcalamamız gerekiyor. Belki Menemen, belki de yılbaşıya doğru gidiyoruz. İslam dünyasına uygun olmayan kılıflarla hareket ediyoruz. Bir takım ne derler? Uzun yıllar bize yutturulmuş planlı ve programlı, bize uygun olmayan örf adet geleneklerle birlikte örtülü bir algı sistemiyle evet işten çok ciddi bir şekilde zehirlenmişiz. Derin Türkiye'nin izlerinden biraz bahsedelim ki Ali Nabi Koçak hocamız o süreçlerden, belediye başkanlığından çok çekti. Doğu Silahçıoğlu'nu biliyoruz ki mevzularını daha önce kendisi yayına almıştım, yine derin derin konuşmuştuk. Biraz derin Türkiye'den bahsedelim. Özellikle AK Parti iktidarına kadar geldiğimizde bizler hep bir şekilde dış maşaların etkisiyle yönetildiğimizi görüyoruz, biliyoruz. Belki de çok milli ve yerli bildiğimiz, bulduğumuz hükümetler de oldu. Gerçekten böyle miydi? Şimdi ben bu üstte önce şunu söylemek istiyorum. Benim kullandığım bir tabir var. Ismarlama tarih tabiri. Ismarlama. Ismarlama tarih, sipariş evet. edilen tarih. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bir kimse evine bir dolap yaptıracağı zaman marangoza gider, der ki işte ben şu genişlikte, şu yükseklikte, raf genişliği şu, eni şu, boyu şu, şöyle bir dolap istiyorum diye siparişini verir. Ismarlar yani istediği dolabı. Ölçüleri belli. Ölçüleri kendi, evet, düşüncesi. Marangoz da bunları onun dediği şekilde yapar ve götürür ısmarlayan adama, siparişi veren adama dolabı teslim eder. Böylece istediği dolaba kavuşmuştur şey. Şimdi ısmarlama tarihte de şöyle, yani idari mercilerde bunlar bazıları öyle bir tarih yazacaksınız ki bu tarihte bu milletin yetişen çocukları, bu yeni yetişen nesiller büyük insanları kötü olarak tanıyacak, küçük olarak tanıyacak ama nerede ipe sapa gelmez adamlar varsa, bu millete ihanet etmiş adamlar varsa bunlar da büyük insan tanıtılacak Aynen. diye. Şimdi mesela son zamanlarda Abdülhamid'i izleyenler vardır diye düşünüyorum. Tabii biz yazdığımız bazı kitaplarda da bu konunun derin yönüne girdik. Abdülhamid'le ilgili çok eskiden bazı bizim camianın bildiği şeyler vardı. Ama ısmarlama tarihte bu böyle anlatılmadı. Mesela dendi ki ısmarlama tarihi ben lisede okurken Emin Oktay'ın tarihini okudum. O tarihte aynen şöyle diyordu. Abdülhamid'e Ermeniler Kızıl Sultan derlerdi diyor. Ve oraya üşenmemiş öğrencilere katkısı olsun diye de Le Sultan Rouge diye Fransızcasını da koymuş. Yani bunların okuduğu tarih kitapları böyleydi yani. Ismarlama tarih olduğu için gerçek büyükleri tam tanımak mümkün değil. Gerçek bize ihanet etmiş şahsiyetsiz kimseleri tanımak da pek o kadar mümkün değil. Acizane benim burada görüşüm şu. Devletin idarecileri daha ziyade tarih alanında söz sahibi olan kimseler yüzlerce profesörü çağırsın. 100 tane profesör. Arkadaş bir kısım diyor ki Abdülhamid Gök Sultan'dır, Ulu Hakan'dır diyor. Bir kısım da diyor ki Kızıl Sultan'dır diyor. Bunun hangisi doğru? Bunun doğruluğunu siz bir ortaya çıkarın diyecek 100 tane profesör. İki deyim de doğru mu sizce? Hayır, ben ikinci deyime asla katılamam. Yani ben Abdülhamid'le ilgili bu diziden önce de çok şeyleri okuduk, yazdık. Dolayısıyla Abdülhamid ileride çok büyük bir insan olarak bizim yeni yetişen nesillerimizle haliyle okutulacak yani. O günlerin ayak sesleri de geliyor gibi geliyor bana. Ben tabii Gök Sultan, Ulu Hakan tabirini daha fazla yakıştırırım Abdülhamid Han'a. Çünkü peki İslam hukukunda bu bile dahi yanlış algılanabilir. Ümmet kavramı içerisinde, evet Türk dünyasının izlerinden konuşmak nefsi olarak hoşumuza gidebilir ama bir ümmet yaklaşımı içerisinde gök veya tanrı, ulu gibi bir kavramların da bizim
şey açımıza da uygun değil Ali Nabi Hocam. Yani inanç biçimi açısından da uygun değil. Neden bu kavramları kasıtlı olarak mı kullanılıyor? Yani bu ülkede ötekileştirmede veya ABC dediğimiz sınıflandırmayı biz biraz kendimiz mi yaratıyoruz? Birileri uzun yıllar bizi yanlış tarihle yönlendirdiğini biliyoruz. Bu doğru bir kavram. O zaman müsaade ederseniz Mustafa Bey, bu şeyine ben bir ekleme yapmak istiyorum. Hocamın eklemesinden önce ben şunu söyleyeyim. Ulu Hakan diyelim o zaman. Ulu Hakan deyince herhalde hiç kimsenin, itiraz etmeyeceği bir konudur. Buyurun. Buyurun hocam. İmam Hatip Lisesi'nde Osman Pazarlı'nın psikolojisini okuyoruz. Kurban mevzunu işliyor. Diyor ki kurban totemizmden kalma bir adettir diyor. Biz itiraz ettik felsefe hocamıza. Bu inna atayna kel kevse suresinin inkardır. Dolayısıyla bu adam buna inanarak yazdıysa imansız olur. Nasıl olur da kurbanı bir totemimizden kalma bir adettir diye. Bunu milyonlarca lisedeki öğrenciler okuyor. Hadi biz İmam Hatipliyiz de bunun farkına varıyoruz. Bunun farkına varmadan okuyanların çoğu yani totemimizden kalma bir adettir. Ben niye kurban keseyim diyecek. Benim yıllar geçti. Mezun olduk, yüksek lisans mezunu öğrenci olarak geldik. Psikoloji dersinde Osman Pazarlı geçti karşımıza. Bize hoca olarak geliyor. Yeah. Dedik ki siz şu psikoloji yazarı Osman Pazarlı siz misiniz? Evet dedi. Böyle şişiyor. Evet. Peki siz Müslüman mısınız? Ne demek istiyorsunuz? Elbette. Peki o zaman siz kurban totemizmden kalma bir adettir diye yazıyorsunuz. Siz inna atayna kel kevser suresini inkar ediyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Onu ben yazmadım, yazdırıldım, yazmadım, yazdırıldım demeye başladı. O zaman yazmayıp da yazdırılan bir kitabın ilmi bir hüviyeti yoktur. Sınıfı terk etti, gitti, bir daha da bize gelmedi. Ama kaç kişi farkına vardı? İşte İmam Hatipli olduğumuz için, yüksek İslamlı olduğumuz için biz farkına vardık. Ama bunu bilmeyen, Kevser suresini bilmeyen, kurbanın vacip olduğunu bilmeyen normal lisede veyahut da başka okullarda okuyan nice zavallı Türk milletinin evlatları totemimizden kalma adettir diye böylece bu kitapta yazdığı için bunu kabul edildi. Adam itiraf ediyor, yazmadım diyor, yazdırıldım. Tarihler de öyle işte yazdırıldı. Yani Araplara da yazdırılıyor. Ne yapıyor? Arapları, Türklere, Türklere, Araplara düşman edebilmek için. Yani Türkiye'de Niyazi Akçit yazmış. Emin Oktay yazmış. Bakarsan biri başka bir ırk. Tam biz başta. Hiçbirisi Türk değil. Yani gerçek tarih yazılınca sahteleri ortaya çıkıyor. Bunlar yeni yeni dökülüyor. Yeni dökülüyor. Evet. Buyurun hocam. Şimdi konsültasyon tabiri burada hoş olur mu bilmem. Bir hastayı tıpta en çok kullanılan değil. Doktorlar hastayı yatırırlar. 3-5 doktor. Teşhis koyma diyelim. Şimdi bizim tarih kitaplarında bu şekilde bir konsültasyon uygulaması gerekir diye düşünüyorum. Bizim tarihimiz çok hastalıklı mı? Demin söyledim. Yani mesela Abdülhamid'e kimisi Ulu Sultan diyor, kimisi Kızıl Sultan diyor, Ulu Hakan diyor. Ama kimisi yönettikleri Türkiye'den bu ibareleri, bu dili kullanmaları son derece doğal karşılamak lazım. Zaten sistem ve devlet onlarındı. İstediği gibi. Evet tabii diyorlar. İşte ısmarlama tarih tabirini de ben onun için kullandım zaten. Şimdi bunun bu şekilde bir şeyden geçirilmesi lazım. İnceden inceye bunun elden geçirilmesi lazım. Şimdi 100 tane tarih profesörü geldi buraya. Bunlar tarih alanda ilim yapmış, ondan sonra kitap yazmış, bir sürü makale yazmış kimseler. Dolayısıyla Abdülhamid Han Ulu Hakan mıdır, Kızıl Sultan mıdır? Bu yüzlerce profesör orada tartışmalı, sonuca varmalı. Abdülhamid Kızıl Sultan değil, Ulu Hakan'dır diye bir sonuca varmalı. Bizim kurumumuz sadece Abdülhamid de değil. Pek çok tarihi meselede mesele bu şekilde pek çok saptırmalar var. Pek çok yanlış tespitler var. Bunun bu şekilde ortaya çıkarılması lazım. Bence bunun şu anda da zamanıdır diye düşünüyorum. Bunun sancısını çekenler bunun bir an evvel çaresini bulmalılar. Şu bir iki cümlemi de ifade etmeme müsaade ederseniz. Çanakkale'de biliyorsunuz İngilizlere karşı büyük bir zafer kazandık. İngilizler tarihin en büyük şamarından birini yediler.
Boğaz'ı geçemediler, döndüler, gittiler. Ama giderken bize de adeta el salladılar. Biz size gösteririz. Neyi gösterdiler? 30'lu yıllarda Talim Terbiye Kurulu'nda belki 50 üye var, belki 100 üye var. Ama bunların içinde bazıları var ki ders kitaplarını, müfredatını İngilizlerin istediği şekilde tespit ediyorlar, çerçeveyi çiziyorlar, ana hatları koyuyorlar. Tarih kitapları böyle yazılacak diyor. Veya biyoloji kitabı insan maymunun tekamül etmesiyle gelişmiştir. Teorisi, evet, Darwin teorisini koyduruyor. Orada 100 tane üye varsa, 50 tane üye varsa onların içinde bu zararlı fikirleri, ters fikirleri ortaya koyan ya 3 İngiliz uzantısıdır ya 5 İngiliz uzantısıdır. Diğerleri de ona uyarak bu şekilde ders kitaplarını, müfredatlarını ortaya çıkarıyorlar. Evet. Şunu açıkça izleyicilerimizle de paylaşmakta sakınca görmüyorum. Bu da son derece doğal olarak hepimizin aslında en çok belki soru işareti olarak algıladığı Cumhuriyet'in sınırları çizilirken ihanet sınırlarının nasıl çizildiğini ifade etmemiz gerekiyor. İki tane kurumumuz var. Biri Milli Eğitim Bakanlığı. Ben hiçbir zaman milli olduğuna inanmadım. Çünkü müfredatı gereği tamamen batıya hizmet eden veya Türkiye'deki ateizm safsatasını yaymaya çalışan bir algı yönetim mekanizması olarak uzun yıllar boyunca karşımıza çıktı. Yine Milli Savunma Bakanlığı, burası da milli olmadığını biliyoruz. Çünkü savunma sistemiyle bütün dışarıya bağlı olan ne kadar Milli Savunma Bakanlığı olur? Bunlar çok önemli, altı çizilmesi gereken konular. İhanet merkezi mekanizması size tabii ki kendi bildiği tarih üzerinden yutturmaya çalışacak ama önemli olan şu, biz asaletimize ve neslimize biraz dönmemiz gerekiyor ki onda hem sizden yetiştirdiği gençlerimizden hem bizden sonraki de nesillerimizin de bu konuda uyanık olması gerekir. Hocam, evet Mustafa Bey çok özetle söyledi ama Darwinizmi koyarken hedeflerden birisi size demişler, size göstereceğiz zaten. Yani milli eğitim müfredatını 1930'larda alırsanız, evet, 1923'ten sonraki kalkıp Türk kadınının profilini çizerken beden tezgahlama üzerinden bir kadını laiklik üzerinden kalkıp bir algı yönetimine sokacaksa sizin içinize yeterince müdahale ettiklerini görmenizde zaten gözüküyor. Taksim toplantılarına bakın, balolarına bakın, 1923'ten 1946-47'ye kadar incelerseniz size ne denli içimize girdiğimizi görüyorsunuz. Orada da çok açık ve nettir. Evet Nabi Hocam, siz nasıl düşünüyorsunuz bu yaptığımız yorum üzerine ve hocamızın da özetlediği tarzı? Hani deveye demişler ya, boynun eğri, nerem doğru ki demiş. Evet. Hangisi doğru ki? Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Esed Erbil Hazretleri Erenköy'de oturuyor. Evet. Menemen'de Esrar Keşler'e tesadüf mü? Yani dördünün ismi Mehmet, ikisinin ismi Hasan. Hadise çıkarttırıyorlar. Erenköy'den Esed Erbil Hazretleri'ni Menemen'e götürüyorlar. 29 tane tezgah güzel ama. 29 tane mürit. Hı hı. Bir de Esed Erbil Hazretleri 30 kişiyi şehit ediyorlar. Türkiye çapında da 165 kişi hapse atılıyor. Bilinen. Evet, bilineni bu. Bu niye? Kendi rejimini rayına oturtabilmek, gözdağı verebilmek. Niye bu insanlara millet itibar ediyor da bize itibar etmiyor? Kıskançlıktan ibaret. Yani bunun gibi çok hadiseler. Mesela bizim başımıza gelen nedir? Niye bu sakallı belediye başkanı oldu? Bu müftü niye sakallı belediye başkanı oldu? Şartlarda biz açıkça şöyle ifade edelim. Sizin en güzel yıllarınızda belki de topluma en faydalı olduğu süreçte sizlerin o hizmeti yapmanız gerekirken yıllarca sizin nasıl sakallan veya efendim mesle nasıl odaya giriliyormuş, efendim orada gericiler yetiştiriliyormuş, o önümüzdeki süreçte Hizbullahçıların işte veya ABC dediğimiz örgütlerin Sultanbeyli sokaklarında yetiştiriliyormuş gibi bir algı yönü. Doğu Silahçıoğlu'na evet, önce de siz ifade ettiniz program öncesi. Maalesef bütün gazete köşeleri veya derin Türkiye dediğimiz algı, basın, görsel ve yazılı hep bunları yazdı. Bunları yazdıkları için de kendi görevlerini yaptılar. Yani burada onlara fazla da kızmaya gerek yok. Nedeni de şu, biz ne yaptık diye veya ne kadar uyandık. Evet. Yani bu kirli tarihi biz ne kadar düzeltebildik, biraz kendimizi sorgulamamız gerekir. Buyurun hocam. Doğrudur. Tabii geç de olsa mesela Esed Erbil Hazretleri'nin şehit edilişinin 88. senesi. Hı hı.
84 yaşındaki bir ihtiyarı sen al Erenköy'den götür Menemen'de iğneyle, zehirle vefat, ölümüne sebep, şehadetine sebep ol. Ama bu dile getirilmemiş. Ama her sene sanki Menemen hadiselerini Müslümanlar çıkarmış gibi devamlı lanetler okunuyor. Devamlı bu beyin yıkamaya devam ediliyor. Hı hı. En azından bunları meydana çıkarmamız devlet lazım. Bunların sahte olduğunu, bunların sahte olduğunu, bu tarihlerin yalan olduğunu, bunların bir tertip olduğunu da meydana çıkarmak da biz Müslümanların görevleri. Sadece gerçi bize düşmez bu. Allah razı olsun. Profesör Cebecioğlu bu işi çok güzel işliyor. Ethem Cebecioğlu güzel işliyor. Ve onun gibi güzel işleyen kardeşlerimiz de senede bir defa değil de birkaç defa bunu gündeme getirip yalan tarihleri ortaya koyup gerçek tarihleri de bu gelecek olan nesle duyurmakta fayda var. Yani Menemen derin 31 Mart vakası deniyor buna. Tabii. Evet, Profesör Doktor Candemir Doğan Hocam. Şimdi hem bir araştırmacı yönünüz var hem de din üzerindeki daha doğrusu ilahiyat kısmıyla birlikte birçok faktörü gözden geçirebilirsiniz. Sistemin de yetiştirdiği uzun yıllardır en çok içimizden konuştuğumuz bir kelimeyi sizden ifade. Sistem bize ne kadar sağlam adam yetiştirdi? Biraz da size gelelim. Evet hocam. Yani biz halen kuşkulu mu olmamız gerekiyor? Size bakarken kravatlı sistemin adamı mı? Hayır. Sistemden iyi eğitim almış, ceddine layık bir vatan evladı mı? Bu görüşler açısından ne düşünüyorsunuz? Evet. Biraz ağır oldu ama soru. Evet, soru da ağır. Olayları toparlamak da oldukça ağır. Aslında hadiselerin temeline indiğimiz zaman her şeyin çok açık, net, kolay çözülebilir olduğunu görürüz. Hı hı. Şimdi problemin temeli insanın kendisini bilmesi, kendisini tanıması, kendisini anlamasıdır. Evet. İnsan yaratılış itibariyle mutluluğa aday, mutluluğu seven, mutluluğu arzulayan, mutluluk için çalışan bir varlıktır. Bu ister planlı programlı olsun, isterse plansız programsız olsun. Mutlak surette her hareketin arkasında bir mutluluk arayışı vardır. Bazen bu arayış terbiye edilmediği takdirde hayra gidiyorum derken şerrin tam ortasına gider. Ve her şeyi orada kaybeder. Denge tamamen orada bozulur. Bunun korunması için insanın bu ihtiyacının doğru yollardan tatmin edilmesi gerekir. Yani mutluluk ihtiyacı, mutluluk duygusu. Yemek gibi, içmek gibi, havayı teneffüs etmek gibi tabii bir ihtiyaçtır. İnsan karnı doyduğu an, havayı teneffüs ettiği an arkasından mutluluk arayacaktır. Eğer bu doğru yoldan tatmin edilmezse insan yanlış yollara saplayacaktır. Nedir buradaki hocam? Detay. Eğer bir insan kendisinin mutluluğu için bir başka insanın yokluğu üzerine kurulmuşsa eğer mutluluk kurgusu, anlayışı, idraki o insanı yok eder. Bir başkasını hiçe sayarak, kendi duygu düşünceleri onun üzerinden inşa etmesi. Öyle mi? Evet. O zaman temelde bunun terbiye edilmesi gerekir. Yani insan ya doğru düşünür veyahut da yanlışların doğru olarak hükmeder, algılar, doğru kabul eder. Yine mutluluk gibi doğruluk da insanın kendi genetiğinde olan, aslında orijinalinde olan bir şeydir. Ya şunu mu demek istiyorsunuz? Türkiye'deki azınlık olan mutluluğu yaşayanlar, ona geleceğim. %80'ini, %90'ını kendi çıkarları noktasında kullandıklarını ve onlara zulmettiklerinin gerçeğini yansıtmaya çalışıyorsunuz, doğru mu? Tabii, tabii. Bunun pek çok yönleri vardır. Hı hı. Temele baktığımız takdirde mesela eşyayı algılamamız, olayları yorumlamamız hep bu noktadan hareket eder. Ya doğruyuz veya doğruluyoruz. Yanlışlarımızı doğruluyoruz. Ya mutluyuz gerçekten, mutluluğu bulmuşuz
Veyahut da kendimizi mutlu yapmak için başkalarına eza, cefa, rahatsızlık ve mutsuzluk veriyoruz. Bunun bilimsel analizi var. Çok ilginç, çok enteresan. Bir insan acaba doğruyu nasıl görebilir? Bunun ölçümü yapılabilir mi? Belirlenebilir mi? Tanımlanabilir mi? Bunun üzerine duruluyor bilim adamları. Bunları izah etmek için, akla açıklamak için de bizim dile ihtiyacımız vardır. Dili kullanıyoruz biz. Mesela ben doğruyum, ben haklıyım, ben mutluyum gibi bir sonuca varabilmek, bu cümleleri kurabilmek için elimizde verilerin, bilgilerin, doğru bilgilerin olması gerekiyor. Peki bunu nereye dayandıracağız biz? Gördüğümüz eşyayı nasıl yorumlayacağız? Ona dayandıracağız. Verileri oradan alırken seçerek, ayıklayarak, hesabımıza geldiği şekilde alacağız. İşte o zaman doğrulamış oluruz. Bakınız, batılı bilim adamlarından Richard Ohman. Acaba insanlar bir olayı nasıl görürler? O olayı nasıl doğrularlar? Nasıl idrak ederler? Kendilerini nasıl tatmin ederler? Tatminlerine mutluluğu kastediyorum. Bunun için şöyle bir şey geliştiriyor. Telefon kulübesinde telefon eden bir ayı. Arkasında da sırada onu bekleyen, çıkmasını bekleyen turistler. Bir çizim yapıyor. Evet. Şurada da resmi var. Uygun şey yapar, görürseniz şöyle de gösterebiliriz. Daha iyi anlaşılsın. Onu alayım ben. Buyurun. Peki. Şimdi bunu tanımlatıyor. Acaba insanlar bunu nasıl okuyorlar? Nasıl yorumluyorlar? Buradan ne çıkabilir? İnsan kendi kendini nasıl tatmin eder? Bu olayı nasıl yorumlar? Objelere baktığımız takdirde gayet basittir objeler. Bir telefon kulübesi var. Evet. Ayı var. Ve de sıra bekleyen insanlar var. Gayet basit. Bunu deney olarak kullanıyor ve olayı anlatan kaç cümle kurulabilir? Objeler belli, kelimeler belli. Kaç cümle kurulabilir? Kaç cümleyle bu olay tanımlanabilir? Bilgisayar analizinde 19 milyon 800 bin cümle kurulabileceğini tespit ediyor. 19 milyon 800 bin. Evet. Nedir bu kadar derin hazine? Yani neye dayanarak böyle bir şey tespit ediliyor? Bir dilde ne kadar kelime varsa, o kelimeler defalarca kullanılarak cümle kurulabiliyor bu olayı tanımlamak için. Evet. Mesela birisi geliyor, hani çoklu zeka diye bir şey var. Her insanın olaya bakışı, algısı farklıdır. Bu farklı algılar farklı cümlelerin kurulmasına, aynı olayın bu kadar çözümlenen cümleyle izahı mümkün oluyor. Korkunç bir şey. Şimdi hatta şunu da diyorlar ki onu da şey yapmış, ne kadar bu kadar cümlenin kurulması, bir saniyede kaç cümle kurulur? Saniyeye zamana döküyor. İnsan ömrünü aşacak derecede korkunç bir zaman da istiyor bu. Bu noktada tarihin bilimselliği konusu geliyor hatıra. Şimdi tarih, hep tartışıyorlar bunu. Tarih bilimsel bir bilgi midir? Yoksa rastgele bir bilgi midir? Evet, tarih bir bilimsel bilgidir. Hangi taraftan? Şu tabloda gördüğümüz nitelikte olayları algılayabilen, yorumlayabilen, oradaki gerçekliliği sorgulayabilen insanlarla biz bu işi yorumlarsak tarih bilimsel bilgidir. Yok. Herkes gördüğü tarafı ele alırsa tarih bilimsel bilgi değildir. Bir dedikoduya dönüşür. Tarih gerçekleri hiçbir zaman bize göstermez. O zaman yapılacak şey,
tarihi bir olay, geçmişe yönelik bir olay ele alındığı takdirde olayın bu boyutlarıyla önce olayı analiz edecek, sentez edecek kimselerin bu eğitimi almış, doğru bakmayı, doğru görmeyi bilen insanlar olması gerekir. Hı hı. Kendi duygularını, düşüncelerini tamamen bu olayların dışına çıkarması gerekir. Çünkü bu bir mirastır. İnsanlık olayıdır, tarih olayı. O anda o olayı yaşayanların değil. Peki hocam, bu anlattığınız uzun uzun bir tanımlamayla birlikte bize miras bırakılan bir devletten bahsediyoruz. Aslında bakiyemiz Osmanlı'ydı. Osmanlı'yı çok hızlı tüketen bir milletten de bahsedebiliriz. Evet, ihanetçilerden birçok entrikalarla birlikte bu ülkeyi dar bir kapsama getirip bize ait olmayan kültürlerin yaşam biçimlerinde yutturulduğunu, bir tarih üzerinde de hocamızın da bahsettiği şekliyle zehirlendiğimizi görüyoruz. Peki az önce ben belki biraz ağır oldu ama gerçekten sizler şu anki yeni nesilden umutlu musunuz veya iyi bir nesil yetiştirdiğinize inanıyor musunuz? Evet. Yani bir bakıma hakikaten doğru sorulması sorgulanması gereken bir şeydir. İyi yetiştirdiğimize inanmıyorum. Evet. Çünkü malzeme bozuk. Materyal bozuk. Her şey bozuk. Neden? Çok nadiren bir doğru ürün meydana geliyor. Onu da çoğu zaman biz boğuyoruz. Çoğunluk o doğru ürünü zehirliyor mu? Hem zehirleniyor hem de ona bir fırsat, hayat şansı tanımıyoruz. Peki. Eğitim ben o zaman müsaade ederseniz evet. Nabi Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi bir eğitimcinin, önemli bir profesörün özellikle bu konudaki düşüncelerine baktığımızda yanlış bir binanın inşasından azınlığın mutluluğunun çoğunluğun üzerindeki tahkümüyle ilgili sistemdeki zehirlenmeden uzun uzun detayına. İştirak ediyorum ben. Peki. Kendisine. Hocam siz nasıl düşünüyorsunuz? Aynı görüşte misiniz? Aynı görüşteyiz biliyorsunuz. Böyle arada dindar yetişenlere biz imalat hatası deniliyordu. Ama bu milletin kodlarında, genlerinde doğru evet. Pay yok mu? Var tabii de. Rahmetli dedem çok güzel bir sözü ya var. Ya anadan, evet. Ya babadan, ya dededen bir dini terbiye görmüş olanlar aradan sıyrılıp çıkıyor. Hı hı. Yani aile terbiyesi görmüş olanlar kurtuluyor. Yoksa aile terbiyesi görmüş olanlar eriyip gidiyordu. Şu... Ben şahsen benim elimde imkanım olsun şu milli piyangoyu iptal ederim. Hele bir kadının gişesi sanki kutsalmış bu kadın. Oradan alınırsa çıkıyormuş gibi. Siz Nimet abla. Evet siz söylediniz. Ben söylemedim de. Yani nimet, evet. Nimet de tesadüf değildir. Nimet kavramı. Evet. Allah-u Teala'nın bahşettiği güzelliklerin tamamını kalkıp oraya umutlandırmak bir algı değil mi? Yani bilinçli orada da bir algı yönetimi var. Hı-hı. Ben yüksek lisans mezunluğunda okurken benim sınıfım da belki dinliyorsa arkadaşımızın kulağı çınlasın Mümtaz Çuhadar diye bir kardeşimizi. Bu kadıncağız bir cami yaptırdı Şişli'de. Bu arkadaşı da Diyanet oraya imam olarak tayin etti. Fakat Nimet abla bu arkadaşın imamlığını kabul etmedi. Bir anda iki tane namaz kılınıyordu. Bir Diyanet'in imamı, bir de Nimet'in kendi imamının arkasında. İkili olunca artık dedi ki ben seni kabul etmiyorum. Müftü seni nereye verirse versin. Ve arkadaşı camiden kovdu. Müftü de tuttu acizliğinden. Arkadaşı müftülükte görevlendirdi. Sen sulh sağladı kendine. Sulh sağladı aklı sıra. Peki. Evet. Tabii o da ona göre hutbe okuyordu. Geçenlerde bana birisi bir şey göndermiş, bana şunu hatırlattı. Yahudiler okullarında diyorlar ki kim üstün? Yahudiler üstün. Peki öbür milletler ne olacak? Bize köle olacak. Yani bunun zihinlerine yerleştiriyorlar. Ve şöyle tabir ediyorlar, bunu Muharref Tevrat'tan alıyorlar. Kralların memesini emeceksin, insanların sırtına bineceksin. Diğer milletleri köle, kendi milletini efendi edineceksin. Bu idealin peşinde koşuluyor. Ama bizdeki milli eğitime bak, milli diyemiyoruz daha doğrusu. Daha yeni yeni belki millileşirse ki bunu Vehbi Dinçerler denedi, hemen görevden alındı. Peşinden Hasan Celal Güzel denedi, hemen görevden alındı. Mumcu bir şeyler yapmak istedi, alındı. İnşallah bu aslımıza dönme zamanı geldi. Ömer ve geçiyor. Dinçer'in Milli Eğitim Bakanlığı dönemini beğeniyor musunuz hocam?
Tabii o da bir şeyler yapmak istedi. Bence Cumhuriyet tarihinin burada diğer bakanlıklarımıza, evet, bakanlarımıza Ömer Bey'i unuttum. Hakikaten o da yaptı. Önemli. FETÖ'yü ilk keşif yapıp bilen, aslında onlarla mücadele ettiği için harcanan bir Milli Eğitim Bakanıydı. Akademik yapısında müfredatın ne denli tehlikeli bir yerlere sürüklendiğini ilk bize anlattığında, hadi canım ya bu da çok ileriye gitti dediğimiz, aslında FETÖ terör örgütünün ne denli tehlikeli olup da Ömer Dinçer'le uğraştığını biz yıllar sonra öğrendik. Ağır bedel ödedikten sonra öğrendik. Konu oraya geldiği için özellikle kendisine hizmetlerinden dolayı da teşekkür edelim. Evet. Yani Allah bütün hizmet edenlerden razı olsun. Yani biz hatırımızda kalanları saydık. Ömer bir hakikaten unuttuk. O da güzel hizmetler yapmaya çalıştı. Şu anda da bir gayret var. İsmet Yılmaz Bey de uğraşıyor çok. Uğraşıyor ama. Ama yani ya ben bürokratik sadece değil. Şaştığım şu. Yani bir Milli Eğitim'den gelme bir profesör, bir Milli Eğitim Bakanı olsa mesela İsmet Yılmaz Bey avukat. Ancak etrafındakilerin vermiş olduğu bilgiyle bir şeyler yapmak istiyor. Müsteşarların verdiği bilgiyle sistemle, evet, dönmeye çalışıyor. Yani hep yani bürokratlara bağlı bir hareket oluyor. Evet. Bu işi daha iyi bilen bir eğitimci olsaydı daha güzel işler yapardı kanaatindeyim. Evet. Mesela Ömer Dinçer'lerin başarısı da biraz da oradan gelse şey yapıyor. Önemli. Önemli. Evet. Peki Mustafa Bey, siz nasıl, aynı görüşte misiniz? Şimdi tabii görüşlerin hepsine katılıyorum. Hocalarım ikisinde görüşlerine katılıyorum da. Yalnız bu iş kendiliğinden olan şeyler değil. Sistematik bazı... Mesela Menemen olayını biraz değerlendirelim. Siz Menemen'i... Ondan önce bir giriş yapmak için şu yazdığım kitaptan bahsedeyim. Yahudinin Tahta Kılıcı. Bu kitap ana bölüm olarak 4 bölüm. Yahudinin Tahta Kılıcı. Tahtadan kılıç olur mu? Şimdi hocam, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir sözü var. Nefsin kılıcı tahtadandır. Üzerine gittiğin zaman seni kesmediğini görürsün diyor. Ya Abdülkadir Geylani, Fetul Rabbani diye bir kitap var. Oradan aldım bu sözü. Şimdi biz eğer Fatih zamanındaki gibi, Kanuni zamanındaki gibi, Yavuz zamanındaki gibi sapasağlam bir toplum olsaydık, Yahudinin, Sabetaizmin, Siyonistin oyunları bize vız gelir tırıs giderdi. Ama biz o şeyi kaybettik. O eski özelliğimizi kaybettik. Bu kitap 4 ana bölümden oluşuyor. Birisi din ve millet olarak Yahudilik. Diğerisi Sabetaizm. Biliyorsunuz Sabetaistler Yahudilerin münafıklarıdır. Evet. Sabetay Savi 1625'lerde filan padişah tarafından suçlandı. O sırada Müslüman gözük dendi buna. O da Müslüman korkusundan öldü. Evet, korkusundan Müslüman gözüktü. O günden bugüne Yahudiler iki grup halinde, iki ana grup halinde. Bir Sabetaistler, bir de asıl Yahudiler olarak. Bir de Siyonizm var, biliyorsunuz Filistin'deki Siyon Dağı'nı esas alan. Burası bizim merkezimiz olacak. Biz burayı dünyanın merkezi yapacağız gibi ideolojik bir Theodor Herzl'in ortaya koyduğu bir ideoloji bu. Bir de Masonlar. Yani bu kitabın 4 bölümü var. Masonluk şey olunca Ali Abi Hocam'ın çok güzel bir sözü vardır. Onu burada yıllar sonra böyle bir programda hatırlamış olmamız güzel bir şey. Yahudilik suni Yahudi. Masonluk suni Yahudi. Suni Yahudi. Bu söz hocamıza aittir. Rotaryenler, Lyonslar. Rotaryenler, evet. Bir parçası. Evet. Yani Lyonslar daha ziyade kültür alanında, basın alanında hakim. Kültür zehirlenmesi ticaretini yapanlardan. Çok güzel söylediniz. Rotaryanlar sınai ve ticari şeyler. Bir de bunların üstünde olan üst grupları, kurmayları olan Yahudiler var. Yani bu kitapta üstad sınıfları. Üstad sınıfları, onları yönlendirenler. Bu kitapta bu 4 şeyin röntgenini çektim, tarihi iz düşümünü ele aldım, değişik yönlerini Peki. koydum. Hocam isterseniz biz kısa bir reklam arasına gidelim. Tamam. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karanlık Türkiye yıllarını biraz müfredat üzerinden konuştuk ama daha bilmediğimiz, görmediğimiz, çok da konuşmadığımız konular var. İşte bunların başında Menemen yıl dönümü itibariyle de baktığımızda
Menemen olaylarını biraz konuştuk ama daha konuşulması gereken çok konular var. Masonlar mı, Lyonslar mı, Rotaryenler mi? Kim bizi yönetiyor? Ne zamandan beri yönetiyor? Son 300 yılımıza baktığımızda içimize çok sızdıklarını da açıkça söylememizde yarar var ki o sızmaların sonucu da bugünkü geldiğimiz durum var. Yeniden şekilleniyoruz. Yeniden aslında ceddimize, neslimize dönmeye çalışıyoruz. Bunun da bedeli bizde çok ağır oluyor. Bedeli de ağır ödemek zorundayız. Özgürlüğü veya ülkenin geleceği açısından veya milletimizin veya ümmetin geleceği açısından bu gibi bedelleri de ödemek zorundayız. Onu da açıkça konuşmamızda yarar var. Trump gibi bir delinin devlet başkanı olduğunu düşünürseniz, Batı'nın bunca mazlum İslam dünyasına rağmen zulmünü düşünecek olursanız, bence yeterince çektik ama daha ders almamız gereken çok konu var. Evet, Mustafa Güneş Hocam konuşuyordu, özellikle Siyonlar üzerindeki evet. düşünceleri tahtadan kılıçtan da örnek verdi. Yahudi dünyası, Siyonizmi bu toplum yeterince bilmiyor hocam. Siyonizm son 100 yılını, 150 yılını dünyada egemen olarak liderler üzerinde etkin ve kalıcı bir izle perçinlenmiş bir haliyle sürdürüyor. Onu da açıkça ifade etmemiz evet. gerekiyor. Bunu yaptıklarında buna karşı bizler ne yapıyoruz? Evet, yazılarınızdan destek veriyorsunuz vesairesi şu bu. Ama Siyonizme halen uşak olmak için can atanlar var. İşte Arap Yarımadası'nı düşünün. Halen özgürlüğünü, iradesinin ne olduğunu kavrayamamış. Aslında bütün canları, malları o petrol için, petrolün ne kadar kıymetli olduğunun da açıkça ifadesi var. Siz yeterli görüyor musunuz yazılan, çizilen veya başımıza bunca olay ve hadisenin gelmesine bakacak olursanız? Sayın hocam, sadece Arap dünyasını değil, biz Türkiye'yi de düşündüğümüz zaman facianın boyutlarının çok ileride olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi burada demin siz de ifade ettiniz, Lyonsçular basın ve kültür alanında, eğitim alanında ağırlıktadırlar. Davranış biçimleri. Evet, şimdi onlar mesela eğitimle, basında milleti o şekilde şartlandırıyorlar ki Siyonizmin bir bela olduğuna inanmıyor insan. Çünkü öyle şartlandırıyor. Eğitimde, basında öyle şartlandırıyor. Siyonizmin ne olduğunu kimse doğru dürüst bilmiyor. İşte bu son Abdülhamit dizisinde bunun nasıl bir bela olduğunu, bizim için nasıl bir korkunç felaket olduğunu anlamaya başladık. İsmini de şeyden alıyor, Siyon Dağı'ndan alıyordu. Söylemiştim. Bunun bahane mefküre haline getiren Theodor Herzl'dir. Dizide de geçiyor. Ben bu kitabımda da geniş geniş bahsettim Theodor Herzl kimdir diye. Theodor Herzl zaten atalarına layık olmak için bütün amaçlarını ona göre yönlendirmiş. Evet. Orada bir yanlışlık yok. Siyonizmin ana temel direklerinden biri, İsrail'in var olması için özel uğraşı vermiş bir adam. Evet. Üstelik de bu adamın ömrü çok kısa. 1860'ta doğmuş, 1904'te ölmüş. Ondan sonra, onun ölümünden sonra... Öldürüldü ama. Kendi aralarında o şekilde bir takım tartışmalar var. Bir kısmı rivayetler var. Kendisi öldü diyor. Sonra oğlu da öldürülüyor. Kız kardeşi yanılmıyorsa. Evet, kendi aralarındaki sürtüşmeden dolayı infaz edildi deniliyor. Değişik şeyler var. Yani onu kendileri daha iyi biliyor. Biz şimdi bu öyle değil de böyledir desek yanlış. Ama o öldü ama her sene Dünya Siyonist Kongreleri her sene muhtat olarak yapıldı. Emmanuel Karasu mesela adam... Emmanuel Karasu Osmanlı vatandaşı değilken Selanik mebusu yapıldı. Emmanuel Karasu. İtalyan Yahudisi ama orada Selanik'ten mebus seçildi. Selanik'in seçtiği 6 tane mebusun 6'sı da Türk veya Müslüman değil. Hepsi onlardan. İzmir 4 tane meşrutiyet söylüyorum. İkinci meşrutiyeti. İzmir'den 4 seçiliyor, mebus seçiliyor. İkisi Türk veya Müslüman, diğerleri gene onlardan. Yani o şekilde bir düzen kurulmuş. Bunu kökeninde, asıl mihverinde Siyonistler var. Planı, projeyi onlar yapıyor. Uygulama ona göre yapılıyor. Ama biz bütün, belki ismini vermeyelim ama... Tarihin o karanlık süslü raflarını bizi, o karanlıkları bize süsleyerek anlatanlar var. İşte milli şuurla şuraya kurtardık, buraya kurtardık, şu cepheden şuraya yetiştik vesairesi. O cephelerden neden bu Yahudileri veya Türkiye düşmanı veya Osmanlı düşmanlarını temizleyemediler? Biraz da bunu sorgulamak lazım. Şimdi Çam
Çam ağacını bilirsiniz. Çam kendini budar. Evet. Çam ağacını diktiğiniz zaman, biraz boylandığı zaman, boylandıkça alt dallar kendiliğinden kurur, dökülür. Bu da onu, gölgesini kurutur. Onu dallarını kesip budamaya çalıştığınız zaman orada iz kalıyor. Ama öbür türlü gayet güzel bir şekilde kendini buduyor. Şimdi biz millet olarak kendi eksenimizde, kendi mihverimizde büyümeye başladığımız zaman, kendi mefkûremizin etrafında yoğrulmaya başladığımız zaman, biz boy attıkça o şeyler dökülüp gidecektir. Dolayısıyla da biz millet olarak kendimize dönersek, bunların bizim üzerimizdeki oyunları da kendi başlarına bu şekilde geçmiş olur. Peki. Evet, Ali Nabi Koçak Hoca. Evet. Turumpet deli dediniz de. Rahmetli Mahiris Hocam. Allah rahmet etsin. Derdi ki böyle kendi ifadesiyle, iyi bir hatipti. Şuara deli şöyle tarif eylemiş. Deli, zır deli, zır zır deli, hınzır deli derdi. Deli değil, hınzır deli. Yani adam dünyayı fitneye boğdu bir hareketiyle. Bunda da bir hayır var diyoruz. Bu da fırsat da ama fırsattır. Adam açısından. İslam aleminin, uyuyan Müslümanların inşallah uyanmasına vesile olacaktır. Yani bizim şer bildiğimiz, hayır hayır bildiğimiz şer olacak inşallah. Bunda da bir hayır var diyoruz. Mustafa Hocam diyor ki, işte efendim Selanik'e 4 tane Yahudi milletvekili yaptılar. İzmir'e 2'si Türk, 2'si... Zaten adam partiyi kuranlar kendisi Yahudi. Kim kurmuş? Emanuel Karası kurmuş. Niye kurmuş? Bu Osmanlı'yı yıkabilmek için kurmuş. Adam kendi idealine hizmet ediyor. Biz ne yapıyoruz bunlara karşı? O halde inşallah biz daha gayretli çalışmamız lazım. Biz ne yapmışız? Rahavete kapılmışız. Nasıl olsa biz çoğunluktayız demişiz. Suriyelilerin hali gibi. Biz Müslümanlar çoğunluğuz. Efendim öbürlere azınlık demiş ama öbür adam askeriyi ele geçirmiş. İstediğini yapmış. İstediği kadar zulmetmiş. Bizde de aynı şekilde bu rahavetin sonu herhalde pek hayra alamet değildir. Şu rahavetten kurtulmamız, daha ciddi çalışmamız lazım. Evet. Peki Mustafa Bey'in bahsettiği konuya biraz gelelim. Nesil olarak zehirlendiğimizi açık söylüyoruz. Evet. Bu Menemen olaylarını da kısaca değindiniz. Evet. Bu karanlık Türkiye'nin arkasında siz 28 Şubat'ı da yaşadınız. Bu planlamaya baktığımızda bunu yöneten kim? Hangi derin akıl? Bakın, ki bir devleti düşünün bunları tespit edebilir. Her fitnenin içinde veya arkasında muhakkak bir Yahudi var. Bakın Menemen'de de Josef isimli bir Yahudi var. Yani bu tertibin içerisinde Josef verdik kardeşler. Evet evet. Rahmetli Üstad Necip Fazıl'ın kitabı. Burada ben okudum akşam. Bir rejisör gibi bir rejisör gibi, bir senarist gibi geliyor orada, günlerce inceleme yapıyor Menemen'de. Hadiseyi nerede başlatacak, kimleri öldürtecekler, kimleri, hepsini planlıyor, programlıyor adam. Hadisenin olduğu günde Kubilay öldürülüyor, oradan kaybolup gidiyor. Yok, yapıyorlar. Plan önce hazırlığı da yapıyor. Biraz bunu şeye de benzetmek lazım. Manisa'dan Sivas, adam getiriyor. Sivas olayları gibi. Evet, aynen. Hemen peşinden aynen. Ne yapıyorlar? Öbürleri de gidiyor. Erzincan'daki 33'te başbağları hemen intikam aldırıyorlar. Yani iki grubu da tahrik eden belirli bir grup. Niye ama halbuki çıksın? Sivas olaylarında, Madımak olaylarına baktığınızda Emasya protokolünde onu kullanarak daha önceden dönemin isparatorda keşif yapıyor. Halkı nasıl kışkırtacağını veya o otelin boşaltılmaması için otel sahibinin orada özellikle Erenler üzerinden bir planlama yapıp oraya toplaması. Bunların tamamı birer bir planlı bir parçası plan. Evet, olarak evet, bugün karşımıza çıkıyor. Ama bundan ders almayan bizleriz galiba. Evet. Uyanık olmayan. Peşinden işte Refah Yol Hükümeti'nden ne oldu? Azim Mendiler çıktı ortaya. Nerede şimdi bunlar? Yok. Evet. Kim çıkardı bunları? Niye çıkardı? Ali Kalkancı. Ali Kalkancı'yı getirip de İsmail Ağa'ya, özellikle Mahmud Efendi'nin yakınına koyan, o zamanki Refah Partisi Fatih İlçe Teşkilatı Emniyet'e 3 defa şikayette bulunduğu halde kimse müdahale etmiyor. Niye? Adam görevli, hadise çıkarmakla vazifeli. Çarşamba cinayetini konuşmak vesairesi. Bunlar evet, Mahmud Efendi'nin damadı caminin içerisinde öldürülüyor. Niye o cemaati nasıl sokağa dökebiliriz?
Yani bunların hepsi tertipti. Hala da bu tertipler çıkıyor işte. Şu 15 Temmuz yıllarca 1978'de rahmetli Erbakan Hoca bizi ilim yayma cemiyeti olarak topladı. Hepimizin bir Fethullah hakkında fikirlerini aldı. Hiçbir zaman da hoca efendi falan demedi. Bu adam hakkındaki fikriniz nedir? En sonunda hepimize dedi ki bu adam zararlıdır. Bu adam Amerikan hayranıdır. Derhal bunun öğrencilerinden bursu kesiniz. 1200 öğrenciye burs veriyorduk. Bunun 600'ünün bursunu kestirdi. Sene 78. Evet. Çok önemli ama. Şu yani basirete bakın. Tefekkür olma dediğimiz durum burada devreye giriyor. Gerçekten Erbakan Hoca'nın çok özel bir yanı vardı. Basiret. Evet, yani belki de bizlerin göremediği, belki program öncesi de bir yerde önemli bir toplantıda konuşuldu. Hocanın bugünkü o mirasını sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı sürdürmeye çalışıyor ama etrafındaki bunca yanlış adama rağmen sürdürmeye çalışıyor. Bunu da açıkça söylememiz lazım. Ve yalnızım diyor. Yalnızım da söylüyor açıkçası, onu da dile getirmek. Peki hocam, şunu sormak istiyorum özellikle size. 28 Şubat'a baktığımızda şu hiç aklınıza geldi mi? Bir Doğu silahçı olduğundan bahsedin. Bir paşa. Bunların hayalleri 1000 yıl sürecekti. Sözde böyle bir özellikleri var. Karadayı öyle söylüyordu yani. Evet. Çevik bir özellikle 1000 yıl sürecek lafını çok kullanıyordu. Bu böyle bir 2 günlük değil, 1000 yıllık bir sesten bahsediyoruz diye nara şekilde konuştuklarını da açıkça söylememizde. Şu aklınıza geldi mi? Hay lanet olsun sizin de belediye başkanlığınıza, bırakın ben gideyim dinleneyim yeter artık deme noktasına mı geldin? Hayır, ben sonuna kadar direneceğim mi dedim. Sonuna kadar devam ettik. Dikkat ederseniz mücadelemiz sürdü. Hayır, bunu size soruyorum ki. Evet. O günkü o ruh haliniz, kızgınlığı. Tabii. Bugün de olsa yani daha fazla mücadele ederdim. Çünkü ediyordum da Allah'a hamdolsun. Yani onların ne silahından korktuk ne rütbesinden korktuk. Elimizden ne geliyorsa yaptık. Mücadelemiz sürdü. Ve büyük de başarılar elde ettik. Yani çalışmamızda azmimiz arttı. Yani bunların görevi bu. Yani ben belediye başkanı olduğum zaman masam yok, sandalyem yok, binam yok. Kirasız bir bina bulmuşuz. Masa sandalye yokken Hürriyet gazetesi geliyor. Alan dışı bir ilçe olarak tabii kullanılıyordu. Kodu bile farklıydı. Telefonlar bile şehirler arası. Düşünebiliyor musunuz? Zulme bakın. Tabii, yani yokmazların yeriydi. Türkiye'deydi hocam. Elektrik verilmiyor, su verilmiyor. Yol yapılmıyor, okul yapılmıyor. Yetmemiş gibi bir de telefon, ya Samandıra şehir içi, Samandıra'ya bitecek olan Sultanbeyli şehir dışı olarak konuşabiliyorsun İstanbul'la. Yani Suudi Arabistan'a mı, İran'a mı bağlıydı orası mezhep olarak? Peki, o işin latifesiydi yani, aradaki zulme bakın. Şunu geçmeyelim diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi derin tarihten bahsediyoruz. Bir de bazılarının tarihi saptırdığından bahsediyoruz ya. Korumuz'da Menemen Hadisesi madem ki yıl dönümü. Şimdi Menemen Hadisesi'yle belki yüzlerce kişi kitap yazdı, makale yazdı, şunu yazdı, bunu yazdı. Bunların bir kısmı, karşı taraf, üstelik demin hocamın da bahsettiği gibi, 1001 iftira. Esad Erbil Hazretleri'ne iftira, oğlu Ali Efendi'ye iftira. Onun şemsiyesi altında Erzurum'dan İzmir'e kadar, bilmem Gaziantep'ten İstanbul'a kadar. Atı Hoca'ya kadar. Nerede büyük kimse varsa hep onlara yaftayı sürdüler. Şimdi bu tabii değişik yazarlar tarafından veya bilginler tarafından ele alındı. Çok kişi var da ben 3 ismi alacağım burada. Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Müftüoğlu Menemen Hadisesi diye ayrı bir kitabı var. Necip Fazıl Üstadımızın Son Devrin Din Mazlumları. Bunlar bizim taraftan olanlar. Bir de karşı taraftan var. Bu nasılsa bir yanlışlık yaptı ve işleri doğru yazdı. Mete Tunçak diye bir profesör var. Bu profesör Tek Parti Devri diye bir eseri var. O eserde Menemen Hadisesi'ni gayet güzel yazmış. Yani peki, tarihi şeylere bağlı kalarak yazmış. Bu da beni biraz şaşırttı. Diğerleri hep öyle ters yazıyor, bir takım suçlamalar yapıyor. Ama bu adam rakamları da şeydi, her şeyi dosdoğru vermiş yani. Bu da beni biraz şaşırttı yani. Peki. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet, biraz akademik yöne gelelim. Bir bina üzerinden başladık. Özellikle şu çok önemliydi. Evet, biz yanlış ve yalan bir tarih üzerinden sürdürüldük. Bugüne kadar geldik. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak? Şimdi galiba
problem ortaya çıktı. Hı hı. Mesele teşrih edildi, ayrıntılarıyla her şey. Evet. Şimdi herhalde bana da çözümü kaldı. Teşhis ve tedavi. Evet, çözümü bana kaldı gibi. Biz bu problemi nasıl çözeriz acaba? Evet. Öncelikli olarak eğer irademiz ve aklımız yerinde olmazsa, kendi irademizle, kendi gücümüzle kendimizi yönetmezsek, birileri bizi mutlaka yönetecektir. Çok doğru. Evet. O zaman kendi sorumluluğumuzu üstleneceğiz. Kendi işimizi kendimiz yapacağız. Kimseden de şikayet etme hakkımız olmayacak. Evet. Geçmişte de, bugün de, gelecekte de böyle olması gerekir. Bakınız, yüzyıllardır Anadolu topraklarında biz insanlarımızı nasıl yetiştirdik? Nasıl bir toplum idik? Neleri başardık? Aslında başarının temelinde fert vardır. İyi yetişmiş, donanımlı, bilgisiyle, inancıyla, itikadıyla, azmiyle, gayretiyle bir bütün olan. Biraz önceki örneklerim bununla ilgiliydi. Hadiseleri doğru algılayan, evet, tabiatı, kainatı, çevresini, kendisini doğru bilen, doğru tanıyan bir insan ile biz doğru sonuca varabiliriz. Bunları çözemeyen insan, kendisini idrak edemeyen bir insan, başkaları tarafından, daha güçlü biri tarafından mutlak surette kullanılacaktır. Bunun kullanılması da gayet tabiidir, gayet de doğal. Kolaydır. Kolaydır da. Şimdi ne yapmamız gerekiyor o zaman? İlginç bir tablo. Bir araştırma kurumu bir araştırma yapmış. 12 Haziran, 18 Haziran tarihleri arasında, 2017 bu sene. Araştırmada 30 büyük şehir, 23 il esas alınıyor ve sorular 5400 kişi ile yüz yüze olarak soruluyor. Alınan cevaplar: nasıl bir toplumuz? Birisi bizi kendi karanlık emelleri için yönetebilir mi, kullanabilir mi? Hı hı. Aklımıza, fikrimize müdahalesi olabilir mi? Bünye sağlamsa olamaz. Bünye sağlam değilse olur bunların hepsi. Bakınız şimdi sonuçlara. Biz hep şunu söylüyoruz, bununla övünüyoruz. Haklıyız da, güzel bir şeydi. Asla eleştirmiyorum. Bu ülkenin %99'u Müslüman diyoruz. Bu araştırmada %14'ü soru soruluyor. Allah'a inanıyor musun? Müslüman yalnız. Müslümanım diyen bir insan. Allah'a inanıyor musun sorusuna %14 inanmıyorum cevabı veriyor. Meleklere inanıyor musun sorusuna %23 meleklere inanmıyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'in vahiy ile geldiğine inanıyor musun diye soruyor. Ve buna %24 hayır diyor. Diğerlerine girmiyorum mesela. Bu konuda bilgim yok. Vahiy nedir vesaire vesaire, diğer ayrıntılara girmiyorum. Sadece belirli noktalara değiniyorum. Vahiy bir durum var ama yalnız. Hem de nasıl? Çok var. %75 evindeki Kur'an-ı Kerim'in okumasını bilmiyor. %75 Müslüman evinde Kur'an-ı Kerim var, okumasını bilmiyor. %75 %44 kadere inanmıyor. Hayır, şer nedir? Nasıl olur? Bunlara inanmıyor. %29 haşrin, yani öldükten sonra dirileceğine inanmıyor. Yüzde kaç dediniz? 29. %68. Yani inançsızlığın ana teması ne kadar tehlikeli bir boyuta geldiğini açıkça gösteriyor orada. Bir diğer şeyi de %85 cennete gideceği kesin olsa bile şu an cennete gitmek için ölmeyi düşünmüyor. %40 hayatında hiç camiye gitmemiş.
%70 İslam diniyle ilgili öğrenmek hocam, için orada bir kitap okumamış. Hocam %40'ı dediğiniz nedir? Hiç hayatında camiye gitmemiş. Hiç camiye gitmemiş hayatında. Bu kaç binde? 14 bin kişi üzerinden mi yapılan bir? 5400. Evet. 5400 kişiyle yüz yüze evet. Yapılmış bu. Şimdi burada bir yanlışlık olsa denilen bir bayram namazına en azından gidenler çok. Bence burada tartışılması gereken bir konu var mıdır? Vardır. %40 evet. Hayatında camiye gitmemiş. Burada mezhebi olarak ayrışmada mütedeyyin insanlarda belki hani bu ülkede Alevi var mı, ateist var mı, şuydu bu. Alevi de olsa camiye gider, Alevi bayrama gider yani. Ben özellikle onun açılmasını istiyorum. Şimdi Alevi bir vatandaş mutlaka cenaze namazına gitmiştir. Belki namaza işler gitmemiştir. Bayrama gitmiştir. Bayram namazına gitti diye en kötü varsayımlar üzerine. Evet. Veya cem evine gidiyor, orası da bir ibadethane olarak ama inançsızlık temeline baktığınızda, bugün meleklerin üzerinde %30 gibi bir yoruma baktığınızda dehşet sonuçlar çıkıyor. Bir facia var burada. Bu facianın içerisinde de devlet büyüklerinin artık bilmiyorum. Yani burada nasıl bir mantık, nasıl bir eğitimden %99'u Müslüman demek ne kadar basit bir laf olarak kullanıldı. Bugün burada ortaya çıkıyor. Şimdi, toplum uçuruma gitmiş, kimse farkında değil. İnanç temeline bakacak olursanız. Hocam yanlış şeye bakmamız lazım. Bu araştırmayı kim yapmış hocam? Ben o %40... İsmini vermedim. İnternette de var, görebilirsiniz. Peki. Ciddi bir araştırma. Kaynak olarak güvenilir kaynak mıdır? İsmini vermeseniz bile yani. Şimdi şey olarak bunun bazı yerlerini atladım ben. Şurada giriş kısmında araştırma nasıl yapıldığını, bilimsel inceleme, çözümleme nasıl yapıldığını, hı-hı, onlarla ilgili bütün bilgileri de vermiş. Vaktimizi iyi kullanmak için mi? Hızlı bir şekilde hocam toparlayalım. Diğer konuklarımıza da geçelim. Şimdi burada biz bu problemleri, dış müdahale problemini nasıl çözeceğiz? Evet. Şimdi bu tablo korkunç bir tablo. Tam tersini düşünelim. Yine biz bu problemleri çözemeyiz. Çünkü İslam dini sadece camiye gitmekle, namaz kılmakla, oruç tutmakla Müslüman olunan, mümin olunan bir müessese değildir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak İnne salate tenha anil münker vel fahşâ buyur. Evet. Fahşâ vel münker. Fahşâ vel münker. Şimdi mücerret namaz İslam'ın yetiştirmek istediği, eğitmek istediği insan tipi için uygun değildir. Nedir İslam? İslam ahlak-ı âliye-i Muhammediye'yi ikame etmek için, hayata geçirmek için, yeryüzündeki bütün sistemi bunun üzerine kurmak için göndermiş ilahi bir dindir. Bu noktada bizim yapacağımız o zaman sadece mücerret ibadetlerle değildir. Bunların ötesinde insanımızın tam tamına ahlak abidesi olması gerekir. Evet. Evet. Bu ahlak abidesi de mücerret olarak okumakla, camiye gitmekle de çözülecek bir şey değildir. Aslında ahlakın menba insanın kendisidir. İnsanın kendisini düzeltmesidir. Ki insanın kendisini denetlemesidir. Daha önce karşılaştığım bir şeyimiz var bizim. Yine Türkiye'de yapılmış bir araştırma. Bu araştırma da meslek istismarı ile ilgili bir araştırmaydı. Sıralıyor. Meslek istismarında hangi gruplar en çok? Birinci, ikinciyi söylemiyorum. Üçüncüyü söylüyorum. Din adamları. Üçüncü grup. Anlaşılan hocam istatistik bilgiye dayanacak olursak bir facia var. Biz kısa bir reklam arasına gidelim kendimiz hocam. Kendimiz de görürüz onu tabii, aslında. Tabii. Geçtiğimiz günlerde zaten birçok televizyon programında sokak röportajlarına baktığımızda da aslında halimiz ne olduğu ortaya çıkıyor. Hocam da teknik detaylarına kadar bütün hepsini bir istatistik olarak etmiş. Önemli bilgiler. Burada önemli olan ilgililerin tedbir alması. Değerli izleyiciler, bizlerden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.
Evet, değerli izleyiciler, programın 3. bölümünde özellikle hocamın istatistik bilgilerini paylaştıktan sonra şununla başlamak istiyoruz. Önemli veriler, önemli konu başlıkları, içimizdeki aslında kopan fırtınalar da burada açıkça dile getirilmiş. Bundan sonraki ümmetin açısından, özellikle ülkem açısından düşündüğümde gerçekten tehlikeli bir sürece girdiğimizi de açık ifadeleri. Peki tam da bu manada hemen kısaca şu değerlendirmeyi yapmanızı rica edeceğim. İslam dünyasında yılbaşı ne alaka diye sormak lazım. Şimdi yılbaşı hazırlığı, etkinlikleri başladı. Bakıyorsunuz hemen bizim AVM'ler vesairesi şu bir. Sanki bu ülkenin %99'u Hristiyanmış gibi herkes hazırlık yapıyor. Piyangoydu, hazırlıktı, şuydu, tatlıydı, şuydu bu. Yani belki ismini almayacağım birçok şey. Nedir bu? Nereye gidiyoruz? Neresi? Yani her ilahiyatçı hocamızdan cami imamına kadar düşündüğümüzde cuma hutbelerinin tamamında evet nedenle haram olan bir etkinliğinin bugün nedir? Yani başörtüsüyle de, başı açığı da, mütedeyini de, layığı da herkes yılbaşına göre hazırlık yapıyor. Nedir bu yılbaşı sevdası? Aslında anlam vermek mümkün olmayan bir şeydi bizim açımızdan. Hı hı. Tamamen bir batılılaşma sevdasının ürünü olarak geldi. Fakat gelmekle de kalmadı, yerleşti ve kaldı. Korkunç boyutlara da gidiyor. Tabii gelmesi, yerleşmesi, bütün bunlar bir planlı, bir isteğin, programlı bir şeyin ürünüdür, sonucudur. Sıradan bir hadise değildir. Bir milleti yok etmenin en pratik, en kısa yollarından birisi kültürel olarak imhadır. Hı hı. Yılbaşı da onların başında gelen bir olaydır. İçerisinde pek çok bize ait olmayan şeyi barındıran bir pakettir. Paket açıldıkça her tarafı perişan etmektedir. Bu Noel Baba denilen bir tanım var. Kışın bir yerlerden alıyor hediye filan, mazlumlara herhalde hediye mi dağıtıyor? Nedir bu? Yani bunu bu süslemenin böyle bir süsleme sanatı içerisinde bir aksakalı seçiyorlar. Bir de Müslümanların işte o tipik dediğimiz dede rolündeki evin büyük reisi, büyük babası, büyük dedesi işte çocuklara hediye dağıtıyor. Güzel yeni yılın hediyelerini, ürünlerini dağıtıyor gibi. Bir de onların üzerine bir süsleme sanatı var. Yani çocuklara çocukların zihnine yerleştirmek için. Buna ne diyorsunuz hocam? İnsanı avlamanın en pratik, en kolay, en rahat yoludur. Hediye verme, ihsan etme. İhsanda bulunduktan sonra da o insan zaten otomatikman köleleşir. Bunun bir Müslümanların Noel Baba'yı beklemesinin anlamı geliyor. Yani Müslümanlıkta asla olmayan bir şeydir. Peki o zaman o şahsın Müslümanlığını sorgulaması gerekmez mi? Tabii. Öyle bir hayali bir şahıstır aslında. Gerçekte var olan bir şey değil. Buna inanan bir yapıyı düşünürseniz. Bir kısa videoda şu görüntüyü izlemiştim. Ben diyor ateistim diyor, inanmıyorum Tanrı'ya, inanmıyorum vesairesi. O sırada da bir zerzele oluyor, deprem oluyor. Bismillah, bismillah deyip dışarıya çıkıyor. Yani aslında içindeki var olan inancı birilerine şirin gözükme adına gizleyen bir kitle var. Türk toplumunda da böyle bir algı var mı? O da var, onun daha da ötesi var. Aslında kendimizi dindar olarak görüyoruz. Dini bildiğimizi, inandığımızı, inançlı olduğumuzu sanıyoruz. Fakat gerçek inanç ile bizim kabul ettiğimiz şeyler arasında hiçbir ilgi yok, alakada yoktur. Keşke insanımız açıkça şunu söylese. İnanmıyorum, inanmadığım şudur. İnanıyorum, inandığım da şunlar, şunlar, şunlardır diyebilse. İnanmayan inanmadığını gereğini yerine getirse, inanan da inancını gereğini yerine getirse toplumda hiçbir problem olmaz. Biz tarih içerisinde bunu görüyoruz. İnananlar ile inanmayanların tamamen birbirinden ayrıştığını, gayet huzur içerisinde, rahat içerisinde, saygınlık içerisinde yaşadıklarını görüyoruz. Mesela Mekke, inananlar ve inanmayanlar, mazlumlar ve zalimler. Fakat sadece bütün problem inanç noktasına kilitlenip kalıyor. Başka bir yere taarruz, tecavüz yoktur. İmha planları vardır sadece. Bugün öyle değil. Dost görünüyor. Fakat asla... Yani münafıkça hareket ediyor. Evet. Hocamın dediği gibi münafık kafirden daha eşed, daha alt seviyede. İnnel münafıkine fitterkil esfelünenler ve len tezerlevi nasira. Evet. Şair hocam, çok güzel ifade etmiş bunu. Bu soruların bir, aynısını size sorursun. Evet. Bir kavim kendi için değiştirmedikçe, hı hı, Allah o kavme zulmetmez. Hı hı.
Yani insanları bozmak için ne varsa onu yapıyorlar. Bilmiyorum nereden Tevfik olarak zannediyorum da başkasının da olabilir. Öyle diyor bir şiirinde. Bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize ne olduysa hep azar azar oldu diyor. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cumartesi Yahudilerin günüdür. Pazar Hristiyanların günüdür. Cuma Müslümanların günüdür. Çünkü dünya cuma günü yaratılmıştır. Adem aleyhisselam cuma günü yaratılmıştır. Adem aleyhisselam evet. Cuma günü vefat etmiştir. Ve yine kıyamet bir cuma günü kopacaktır diyor. Yani ben küçüklüğümde iyi hatırlıyorum. Perşembe günü öğleden sonra tatil olurdu. Cuma da tam tatil olurdu. E şimdi hükümetlerin de bunda çok çok veballeri, hataları var. Daha Kıbrıs Harbi'nin olduğu seneler cumartesi tatil edildi. Yarım gün tatilken tam tatil edildi. Demirel dönemiydi galiba. Evet. Yani şimdi ister istemez bu neslin bu hale gelmesinde hükümetlerin de çok tedbirli olması gerekir. Hatta hocam, arkadaşımız az evvel söyledi. Bir tabir var. İnsan ihsanın kölesidir. Şimdi Noel Baba sana hediye getirdi diyor. Kapıyı açıyor ki dışarıda hediye var. Ne oluyor? O çocuğun zihnine Noel Baba'yı sevdiriyor. Noel Baba'yı sevince Hristiyanlığı sevdiriyor. Şimdi bunlar biliyorlar ki kendi dinleri batıl. Batıl olan dinlerini ayakta tutabilmek için maddi imkanlarla bizim insanlarımızı, çocuklarımızı zehirliyorlar. Biz de nasıl olsa bizim dinimiz haktır deyip sırt üstü yatıyoruz. Yani İslam için çalışan az ama karşı taraf batıl dini için çok çalışıyor. Mesela Türkiye'de adam içki içiyor, kumar oynuyor, İslam'la hiç alakası yok. Avrupa'ya gitmiş, Avrupalıların batıl dinine sadakatini görünce ya o batıl dini için çalışıyor da ben hak dini olan İslam için niye çalışmayayım? Ben de Müslüman çocuğuyum deyip kendine gelmiş olan nice insanlar tanıyoruz. Var. Onu niye bu insan biraz da azınlık ruhu? Ama sizin devletiniz şöyle biraz hatırlayın. Evet. Eskiden yılbaşına doğru takvim yaklaştığında tekel hemen içki paketleri yapıyordu, sepetleri yapıyordu. Türkiye Millet Meclisi'ne, önemli evet. Devlet adamlara, her milletvekiline, müsteşarlara sepetini hazırlıyorlardı. Yılbaşı etkinliklerinin sepetini hazırlıyordu. Yani toplumunu zehirleyen bir devlet algısını düşünün. Evet. Bu hükümet döneminde kaldırılan bir hediyeleşmeydi. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama sadece bu hükümet döneminde kaldırıldı. Bütün hükümet dönemlerinde var olan bir şeydi hediyeleşme. Bu hediyeleşmenin içerisinde kendi toplumunu zehirleyen ve üst sınıf tabakasıymış gibi bir algıyla aşağılıkça bir takım durumlara sürüklediğini, toplumu zehirlediğini de ifade etmemize yarar var. Ne demek? Yani Müslüman bir milletvekili, meclis üyesi olabilir, üst düzey bürokratı olabilir. Kalkıp ona sen viskiydi, şaraptı, rakıydı, biraydı, sepeti yapacaksın, göndereceksin yılbaşı. Efendim, ama öyle demediler ki. İçmezsiniz ama herkese gönderir. Evet. Böyle bir algı var. Nasıl okuttular bizi? Yat yat uyu, uyu uyu yat. Yat. Ayşe yani. İp atla, kaya top oyna. Yani hep uyutabilmek için. Hatta ilkokul ikinci sınıfın okuma kitabında bir şey vardı. Doğru hesap. Efendim bir ağa bir çobana 100 koyun teslim etmiş. Evet. Bir sene sonra 100 koyun 200 olması lazım kuzulayacak. Bir sene sonra çoban hesap veriyor. Yağmur yağdı, gök çatladı. 72'sinin ödü patladı. Önden gitti 3 toklu, arkadan gitti 5 toklu. 10'unu verdim kasaba, 10'unu da katma hesaba. Buna doğru hesap diyor. Yani hırsızlığı doğru hesap olarak öğret. Yahudisiz ama. Evet. E şimdi çocuğa bunu öğretirsen bu çocuk ne yapacak? Efendim daha ortaokuldayken bileşik faiz öğretiliyordu değil mi? Sen paranı şu kadar korsan, bir sene kalırsa şu kadar yapar. O faiziyle beraber devam ettirirsen şu kadar yapar. İşte bu yanlış öğretmenin neticesi bu nesil zehirlenmiş. Buraya kadar gelmiş. Şimdi bu zehirden nasıl kurtaracağız? Bugüne kadar zehirlenen zehirlenmiş. Bundan sonrasını nasıl kurtaracağız? O halde programı düzgün yapacağız. Onlara program yaptırmayacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Mustafa Güneş, siz aynı görüşte misiniz? Bundan sonra da örneğin Müslümanların hicri yılı var. Bunu neden yeterince gündeme getiremiyoruz, işleyemiyoruz, gündem yapmıyoruz? Örneğin yerel yönetimlere baktığımızda sazlı sözlü böcek programları çok herkes seviyor, gündemde tutmaya çalışıyor.
temel bizim algı olarak insanımıza İslamiyet'i hukuk dilindeki o güzelliğini neden ifade edemiyor? Acizlik nerede? Şimdi bu şu andaki duruma göre açıklanması gereken bir mesele değil. Bunun 100 seneye, 150 seneye varan bir kökü var. Hocam yeterince bizi kullandılar. Yeter evet. Diyoruz artık. Sonuç evet. Reçeteye gelelim. Bir defa asil olarak düşünen, inancının köküne inen bir Müslüman men teşebbehe bi kavmin ve ve minhum. Bir kavme benzeyen o kavimdendir diyor. Bunu biraz da FETÖ meselesine getireceğim. Cebrail parti kursa ona oy vermem dedi bu adam değil mi? Evet. Şimdi bu elfazı küfürdür. Doğrudan doğruya dinden çıkardım. Daryo'nun çocuğu ismi bir Müslümandır diye potansiyel bir İslam hukukunda sayabilir misiniz? Nasıl de anlayamadım. Daryo'nun çocuğu olan ve ismi de Müslüman. Evet. Fethullah Gülen diyelim. Evet. Çok mu önemli? Hayır, bunlar yıllarca bizi zehirlemedi mi? Ben burada şimdi işin görünmeyen kısmı açısından değil de görünen kısmı açısından söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi o 97'ydi galiba veya 98'di. Cebrail parti kursa oy vermem dedi. Ya başka bir örnek verse hadi neyse. Ama Cebrail Aleyhisselam... Yani kendisine vahiy geleceğini iddia ediyor. Zaten kendisini Mehdi kabul ediyordu. Evet. Yani en büyük melek Cebrail Aleyhisselam peygamberlere Cenab-ı Hak vahiy onunla gönderiyordu. Ve bununla ilgili öyle şey söylüyor. Yani şimdi men teşebbehe yani bir kavme benzeyen o kavimdendir. Bu açık bu ortada şimdi artık yani biz toplumun çoğu Batı'ya benzemeye çalışıyor. Bilhassa bu yıl başında ayan beyan kendisini ortaya koyuyor yani. Onların adetleriyle, onların usulleriyle eğleniyorlar, çalıyorlar, söylüyorlar vesaire. Şimdi farkına varmadan kendilerini çok ciddi bir şekilde manevi yönden, inanç yönden tehlikeye sokuyorlar yani. Peki Mustafa Bey, örneğin sokağa çıktınız, caddeye çıktınız, bir yerlere veya bir AVM'ye gittiniz. Bakıyorsunuz her tarafta Noel süslemeleri var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Oradaki insanları böyle bir algı olarak veya bakma, süzme dediğimiz bir takım tarzda toplum nereye gidiyor diye hiç analiz ettiniz mi? Toplum elbette bu görülen şekliyle tehlikeye doğru gidiyor yani. Bu çünkü gün geçtikçe arta içindeki inancın gün geçtikçe zayıflaması söz konusu. Günün birinde de oradan kopup gidecek Allah muhafaza. Bu dinsizliğe doğru, İslam inancından uzaklaşmaya doğru bir gidiştir yani. Bugünkü bu durumda budur. Ama benim sevinerek gözlemlediğim bir şey, sevinerek diyebilir miyim burada bilemiyorum. Oran her sene biraz daha azalıyor gibi değil mi hocam? Yani yani yılbaşına kendisini tam olarak verip yılbaşı eğlenceleri yapan, yılbaşı kutlamaları yapanların sayısı biraz azalıyor gibi geliyor bana. Bu da benim hoşuma gidiyor yani. İnsanlar. Azalıyor mu hocam? Ola Kur'an kursları, imam hatipleri çoğaldıkça. Evet. Camilerde de cemaat çoğaldıkça. Bu istatistiğe baktığımız evet. Zaman çoğalsa ne ifade eder ki bu istatistiğe göre? Evet, buradan bir tane daha. Bir uyanış var. Var mı? Bir uyanış var. Ama inşallah daha iyi bir uyanış olur. Vesile. Ümidimizi kesmeyeceğiz. Peki. Ümitsizliğe düşenler malum. İstatistikten bir madde daha gözüme çarptı. Siz onu da hızlı bir şekilde toparlar mısınız hocam? Tabii. %54 selamun aleyküm demesini bilmiyor. Bilse de demiyor. Manasını bilmiyor. Demiyor. Ben çok karşılaşıyorum, selam veriyorum, merhaba diyor. Günaydın diyor. Ne yapacağımı bilmez şekilde kalıyorum ortalıkta. Diyor siz biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Karşıdaki, neyse isim söylemeyeyim. O anlamıyorsa pek de bir şey burada ifade edilmez. Çünkü şunu da açık hocam ifade edelim. Bakın az önce Lyons Rotaryenler vesairesi bahsettik. Birçok Türkiye'de kurum ve kuruluş var, dernek var, vakıf var. Bunların amaçları Türkiye'yi zehirleme. Bu zehirlemeye göre de siz bir ilahiyatçı olarak örneğin diyorsunuz ki selamun aleyküm. Bunu aleyküm selam diye alması gerekirken... Efendim hayırlı akşamlar diyor. Yani kasıtlı olarak size o cevabı vermiyor. Bilin ki bu karşıdaki bilmiyor. Düşman bakış açısıdır. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Burada önemli olan beden dili üzerine onu rencide edecek iki hususu dile getirebilecek erdemliği göstermektir. Eğer siz bunu yapamıyorsanız, ha bu demek değildir ki aşağılama, dışlama ama medeni dilde, edebi dilde Müslümanların da biraz zeki olması gerekir.
kendini aşağılanmış bir algı yönetiminde bir Müslüman kendi iradesini kullanamıyorsa burada sorun vardır. Müsaade ederseniz, peki. 21 yaşındayım, vaizim. Bir taraftan da Yüksek İslam Enstitüsü'ne devam ediyorum. Hani İmam Hatip Okulu'nun mezun olarak vaizlik aldım. Görev yaptığım yerde bir savcı var. Kim gider de selamun aleyküm derse defol bana Arap selamıyla selam verme diye kovuyordu. Tabii. Ben de inadına gidiyordum. Çünkü cezaevine de vaaza giriyorum. Evet. Her ay rapor veriyorum. Bu ay şunu konuştum. Her girdiğimde selamun aleyküm diyordum, o merhaba diyordu. Ve ben mecbur ve aleyküm selam deyip selamımı geri alıyordum. Yani sen almasan da ben bu selamı vermeye devam ediyorum. İadeyi alırım. Bir kurban bayramında dedik ki ya bak elhamdülillah bayramda geliyorsunuz, keşke cumada da gelseniz. Beş vakit namazda da gelseniz. Hepiniz Müslümansınız. Gelin size guslü bir tarif edeyim. Guslü tarif ettik ve dedik ki tırnağı boyalı bir kadın tırnağındaki ojayı boyayı çıkarmadan, kasapsa elindeki vücudundaki yağı çıkarmadan, boyacı ise boyayı gidermeden gusül boy abdesti olmaz. Gayet makul bir fıkhi konu. Hemen hakimi, savcısı bilmem kaymakamı seferber olmuşlar, bizi arıyorlar. Gittim, ne oldu? Vallahi bekliyoruz. Bugüne kadar bir soysuz çıkıp da seni şikayet etmedi. Ederse ne olacak dedim. Cezanı göreceksin. Ya öyle mi? Öyle. Peki dedim savcı bey. Cezaevine esrarın eroinin, rakının şarabın da nereden gittiğini ben biliyorum. Hop adam bayıldı. İkimiziz diyecekler, ya vaiz bunu öldürdü. Hemen oradaki sürahi nasıl vardı kafasını aktardım. Kolonyayı ağzına burnuna bastım, kendine geldi. Ya vaiz bey, seniz birisi şikayet ederse biz burada ölür müyüz dedim. Peki ya. Su faydası var. Enteresan. Peki. Allah'tan korkmayan kuldan korkuyorsa orada bir sorun var. Evet. Evet değerli izleyiciler. Böylelikle Ters Kutupları programının sonuna gelmişken her konuma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar Ters Kutuplarda görüşmek üzere efendim. Hayırlı geceler diliyorum.